Umarım 10 dakika içinde müthiş başarı hikayelerini dinledik. Kadınların yaptığı, kadınların ön planda olduğu. Ama şimdi yarın Dünya Kadınlar Günü ve ben gelmeden önce yani böyle gurur tabloları var ama istatistiklere baktığımızda, ülkemizin istatistiklerine şu anda iş gücündeki her 100 kişiden ne yazık ki sadece 29'u kadınmış. Yani böyle de bir tablo var aslında. Sizce bunu değiştirmek için neler yapmak lazım ve kadınlarımızın ev ödevi sizce ne olmalı bu konuda? Fuat'cığım, tabii çok anlamlı ve güzel bir soru. Özellikle yarın Kadınlar Günümüzü kutlayacağız. Bence her gün Kadınlar Günümüzü kutlamalıyız. Bir güne özel değil tabii ki ama sorunları anlatmak açısından belki bir fırsat bizler için. Şöyle söyleyeyim, maalesef ülkemizin nüfusunun yarısı kadın. O kadar değerli ki bu nüfusun yarısının iş dünyasına katılımının bu kadar zayıf olmasını analiz etmek. Bunun nedenleri var. Bugün Türkiye'de maalesef öyle şeylerle uğraşıyoruz ki kadına şiddet hepimizin kalbini dağlıyor. Her gün gazetelerde inanılmaz olaylar görüyoruz, duyuyoruz. Son 3-4 senedir yanılmıyorsam bunu zikretmeye bile utanıyorum. 2000 tane kadınımız katledilmiş, 2000'e yakın kadınımız. Bunlar hakikaten 21. yüzyılda konuşulacak şeyler değil. Biz bu tabloyu görmek istiyoruz. Burada gencecik arkadaşlarımız, mesleklerinde son derece başarılı olmuş insanlar. Ben bu Bahçeşehir Koleji'ne bugün geldiğimde yönetime baktım. Herkes kadın neredeyse. O kadar gururlandım ki. Şimdi buradaki audience'a bakıyorum, seyircilerimize bakıyorum, kız öğrencilerimiz. Biz medeni bir Türkiye'de bugün artık senin dediğin gibi kadınımızı nasıl iş dünyasının içine sokacağız? Onu nasıl ayaklarının üstünde tutacağız? Ve kendine güvenir ve hakikaten kocalarının karşısında, ailelerinin karşısında sağlam temellerle durabilirler. Onlara bakmamız lazım. Sen çok iyi biliyorsun, GİAD döneminde de biz hep girişimciliğin Türkiye'deki her kesim için, kadın da erkek de ama özellikle kadınlarımız için ayrıca da çok önemli olduğunu hep konuştuk. Ne yapmak lazım? Biz şunu dedik, kadınımızı mutlaka klişe ama bu gerçek, eğitim olmazsa olmaz. Bugün halen okuma yazma bilmeyen bir kesimden bahsediyoruz ve bunun için bir takım seferberlikler yapılıyor maalesef. Gene üzülerek ve utanarak bunları söylüyorum. Sen çok iyi biliyorsun, biz KOSGEB'le beraber bir takım girişimcilik çalışmaları yaptık. Kadınımıza eğitim götürdük. Bakın, girişimci olabiliriz, girişimcilik ruhunuzda olabilir ama ertesi gün sokağa çıkıp ben girişimciyim diyemiyorsunuz. Bunun da kendi içinde bir eğitimi var. Bir kafanızdaki fikri bir şekle şemale sokmak var. Bir iş planı yapmak var. Biz kadınımıza, erkeğimize de, gençlerimize de, Anadolu'ya da götürdük bu projeleri. Bir iş planı nasıl yapılır? Bu nasıl hayata geçirilir? Nasıl danışmanlık alınır? Bunun fon alma yöntemi nedir? Nerelere başvurulur? Bütün bunları KOSGEB'le beraber kadınlarımıza eğitim olarak verdik ve amacımız gerçekten kadınımızın ve bütün söylediğim bu olumsuzluklardan kurtarmak için yegane ve tek yolunun ekonomik bağımsızlıktan geçtiğine çok inanıyorum. İnşallah bu tablo, ben inanıyorum, değişecek ve değişiyor da. İnşallah önümüzdeki sene daha güzel şeylerden de konuşuyor olacağız.